Amerika artık eskisi kadar iyi bir yer değil bence. Uber'de bir günde 800 dolar yaptım. Uber'de bir günde 1000 dolar yaptım. Annemden çalıyorum, babamdan çalıyorum, zamanımdan çalıyorum, kardeşlerimi görmüyorum, gençliğimden heba ediyorum. Ama diyorsun ki para kazanamıyorum. Bugün şöyle bir karar aldım. Tırcı olmaya gidiyorum. Arkadaşlar herkese selamlar. Biliyorum uzun zamandır sizlere video paylaşmıyorum. Kanalın şifresini dahi unuttuğumu düşünenler var. Bu süreçte ben sizi özledim. Umarım siz de beni özlemişsinizdir. Sürekli her gün abi ne zaman video gelecek? Abi ne zaman video gelecek? Bana yazanlar oldu. Yaklaşık 3-4 hafta önce Türkiye'deydim. Türkiye'ye geldiğimde abi neden video paylaşmıyorsun? Ne zaman video atacaksın? YouTube'u bıraktın mı diye soranlar oluyordu. Evet arkadaşlar bir tık ara vermek zorunda kaldık. Şimdi arkadaşlar insanların hayatlarında belli başlı süreçler vardır. Aslında çok abartılacak şeyler değil ama yani ne demek istiyorum dostlarım, öncelikle ondan bahsedeyim. Arkadaşlar insanların bazı süreçleri yolunda gitmeyince hayatta radikal kararlar alarak değişikliğe gitmek zorunda kalabilirsiniz. Yani buna mecbur bırakılırsınız bazen. Bazen hiç istemeyerek, bazen de çok isteyerek insanlar bunları yapmak zorunda kalırlar. Ben şimdi size şundan bahsedeyim. Neden video çekmedim? 9-10 aydır video atmıyorum kanala. Neden hani ara verdik? Ondan bahsedeyim arkadaşlar. Maddeler halinde sayacağım. Hepsini tek tek açıklamaya çalışacağım. Şimdi genel olarak psikolojik sebepler bir numaraya koyabiliyorum. Bir numara psikolojik sebepler. Geriye sayacağım bütün basamaklar ise psikolojik sebeplere zaten dahil oluyor. Yani birbirini bağlayacak, yine söylüyorum. Birincisi hiçbir şey sebep olmadı. Amerika down bir ülke. Sevdikleriniz ve arkadaşlarınız yanınızda değilse, eğer burada kaybettiğiniz zaman burada vermiş olduğunuz emek ve mücadelenin karşılığını bir süre sonra aldığınız halde sizi tatmin etmiyorsa, diyorsun ki ya ben burada ne yapıyorum? Okey, para kazanıyorsun, telefon alabilirsin, ayakkabı alabilirsin, hayat güzel, okey, her şey on numara, ama diyorsun ki anne yok, baba yok. Örnek veriyorum. Zaten bunlara geleceğiz. Daha bu konuya asıl değineceğim birazdan. Yani Amerika'ya gelen, bakın gerçekten söylüyorum, ve uzun süre burada yaşayan her birey bu sendromu yaşıyor arkadaşlar. Yani bu sendromu yaşamayan yok yani kesinlikle. Bunu yaşamak zorundasınız. Hani yarın bir gün gelirseniz, ya abi senin bir videonu izlemiştim, harbiden de bu böyleymiş. Hani ben açıkçası Türkiye'deyken olaya biraz lay lay lom, toz pembe olarak bakıyordum ama psikolojik sebepler bende de baş gösterdi ve seni daha iyi anladım abi, gerçekten haklıymışsın diyeceksiniz arkadaşlar. İki numaraya neyi koydum arkadaşlar? En önemli şey, gerçekten yine söylüyorum, bakın bağlayacak birbirine demiştim. Aile özlemi dostlar. Arkadaşlar aile özlemi o kadar. Şöyle bir laf var ya arkadaşlar, hani ateşten gömlek giymek diye bir şey. Çıplak kalmak istemiyorsunuz ama o gömleği giyiyorsunuz. Fakat o gömlek yanıyor. İçten içe böyle cayır 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 yakıyor. Arkadaşlar böyle bir şey ya. Eğer ki ailenize bağlıysanız, anneniz babanızı çok seviyorsanız, kardeşlerinizi seviyorsanız, bir nevi biraz da arkadaşlıklara değer veriyorsanız eğer, hani arkadaşları bir tık daha dışarıda bırakabilirim şu an. Çünkü aile daha önemli, biliyorsunuz. Aile özlemi anlatılmayacak derecede sizi burada yoruyor. Neden aile çok önemli arkadaşlar? Arkanızda bir annenizin, bir babanızın olduğunu bilmek, yanınızda kardeşlerinizin olduğunu bilmek, onları görmek, onlarla en ufak da olsa bir kavga bile etmek, hani güzel anları geçtim, bir tartışmaya girmek bile gerçekten değerliymiş arkadaşlar. İnsan bunu anlıyor. Ne kadar çok hani ailenizden uzak kalırsanız o kadar çok ailenizi özlüyorsunuz ve bu dert yıllar geçtikçe sizde bir tık daha büyüyor sırtınızda. Şimdi bundan sonraki sayacağım süreçler bu aile özlemini daha da fazla etkiliyor. Örnek veriyorum. Türkiye'ye geri gidememek, Türkiye'ye dönememek. Yani ülkenize gidememek. Hani bunu biliyorsunuz, gidemiyorsunuz. Bu o kadar zor bir durum ki. Diyorsunuz ki oğlum gidemiyorum ya. Hani annene babana bir şey olsa veya bak bunun da bilincine varmak sizi üzüyor arkadaşlar. Ve gerçekten çok yoruyor. Bu da benim psikolojik sebeplerimi etkileyen etkenlerden bir tanesiydi açıkçası. O yüzden motivasyonumu birazcık kaybettim arkadaşlar. Üçüncü etkene gelecek olursak, basit ama klişe bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar yaşadığınız şehrin havası gerçekten çok önemli. Chicago'nun havası bu yönden beni bayağı etkiledi son zamanlarda. Arkadaşlar kış ayları gerçekten çok uzun sürüyor ve kış aylarının bu kadar uzun sürmesi depresif olarak maalesef insanları etkiliyor. Bir tek beni değil, çevremde ne kadar arkadaşım varsa kış aylarından maalesef ki mağdurlar arkadaşlar. Kış ayını istemiyorlar. Haftanın 3-4 günü güneşli, haftanın 2 günü yağmurlu oluyor. Ya da örnek veriyorum, şu anda gayet hava güzel ama bir anda hava kapanıp yağmur yağabiliyor. Ve inanın çok yoruyor insanı yani.
ne bileyim depresif hissettiriyor arkadaşlar. Zaten araştırmalara göre de kapalı havaların insanları yorduğu, psikolojik sebeplere ittiği, hatta evden çıkmamaya yönelttiğine dair tezler ve araştırmalar var. Yani hani bunu da bir nevi aranızda bana katılan olacaktır. Abi ben güneşli havayı severim. Deniz, kum, güneş, şort, lastik, terlik. Ben de böyleyim bu arada. Yani son zamanlarda iyice gerçekten sıcağa doğru kaymaya başladım. Ki ben babama derdim ki, benim babam soğuğu sevmez. Derdim ki ya baba kar güzeldir, kış güzeldir. Hep böyle derdim. Adam anlamazdım. Şimdi daha iyi anlıyorum. Babama da buradan selamlar. Dördüncü sebep olarak da Amerika artık eskisi kadar iyi bir yer değil. Bence. Çoğu yıllardır Amerika'da yaşayan arkadaşlarım ve yakın çevremdeki arkadaşlarım da benimle aynı kanıya sahipler. Ne demek istiyorum? Abi Amerika eskisi kadar iyi değil. Amerika'ya çok fazla insan geliyor. Nasıl geldiği veya hangi yollardan geldiğini bir tık siz biliyorsunuz zaten. Sınırdan gelen arkadaşları veya illegal gelen arkadaşları yargılamıyorum. Ama ben şuna takılıyorum sadece. Yani sosyal medyaya içerik üretme açısından o kadar sosyal medya trash insanla doldu ki. Adam sanki Amerika'da yaklaşık bir 10 yıldır yaşıyormuş gibi, daha 2 ay olmuş geleli, çalışma izni bile yok veya ehliyeti bile yok. Hani çalışma iznini geçtim, ehliyeti bile yok. Hani ben seni asla yargılamıyorum ama mantık çerçevesinde düşünmemiz lazım. Sen daha 2 ay önce gelmişsin ama diyorsun ki işte birinci yılınız böyle olur, sürünürsünüz, ikinci yılınız böyle olur, işte üçüncü yılınız adam olursunuz. Abi hayırdır ya? Çok fazla arkadaşlar, sınırdan gelen arkadaşlar yüzünden, Türkler için bahsetmiyorum bakın yanlış anlamayın, Amerika sınırlarına, yani Meksika'sı, işte Panigi, ne bileyim abi işte Çinlisi, ne bileyim Venezuelalısı, Arjantinlisi doldular abi yani. Hani Türkler de dahil buna tabii. Yani Türkler zaten bu pastanın arkadaşlar yani %0.2'sini oluşturuyor. Binlerce, milyonlarca gelen sınırdan insan var. Hani Türklerin yani buradaki piyasadaki pastadan böyle 0.02'sini alabilirler. Hani çok fazla koparamazlar Türkler buradaki piyasayı. Ha neyi etkilerler? Türkler arasındaki popülasyonu etkilerler. Örnek veriyorum. Başıma gelen bir olayı anlatacağım şimdi. Bir arkadaşımızın evindeyiz. Bir partiden geldik ve gerçekten güzel bir partiden geldik. Eve geldik. Arkadaşımızın evine. Arkadaşımızın evinde partiye devam edeceğiz. Sınırdan bir arkadaş da gelmiş bu partiye. Ama kim olduğunu bilmiyorum. Ben sadece olaya şahitim oradaki. Ve ev sahibi arkadaş bu çocuğu da istemiyor zaten. Fakat arkadaşlar orada müzik dinliyoruz ve hani oturuyoruz sadece sohbet ediyoruz. Çocuk gelmiş ve diyor ki arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz diyor. Böyle bağıra bağıra. Ne yapıyoruz dedik. Ben İmam Hatip mezunuyum ve siz burada müzik, dans, eğlence ne yapıyorsunuz arkadaşlar diyor. Yani anlayabiliyor musunuz hani mantık çerçevesini, hani bu nasıl bir olay ve hani çocuğu evden göndermek istiyoruz. Hani git diyoruz yani, hani açık açık ve net. Ev sahibi de istemiyor ve oradaki birkaç kişi çocuğa git diyor ama çocuk mesela sıkıntı çıkarıyor. Yok işte sizi öldürürüm. Yok işte sizi bıçaklarım. Yok işte hani bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bu huzur kaçırmaktır yani. Hani yine sınırdan gelen bir arkadaş, biliyorsunuz ki konsolosluk yani Türk evine, New York'taki Türk evine saldırdı ve camları paramparça etti. Daha sonra yakalandı, tutuklandı. Hani arkadaşlar bunlar önceden Amerika'da yoktu. Bakın demek istediğim olay bu. Kendimce çıkardığım ve arkadaşlarımı çevremde her 100 tane Türk'e sorduğumuzda memnun musun diye sorduğumda asla kanka diyor. Asla. Ülkemize bir vize almış birisi kapıdan giriyor ve gayet kontrollü bir şekilde polis gözetimi altı şeklinde, hatta pasaportuna bakıyorlar ve içeriye seni o şekilde alıyorlar. Amerika'ya girerken de böyle aslında. Hatta içeride sana soru soruyor. Neden geldin? Yani amacın nedir? Açıklıyorsun. Bazen inanmıyorlar ve seni geri yolluyorlar kapıdan. Örnek veriyorum. Küçük bir örnek daha vereceğim arkadaşlar. Türkiye'den bir arkadaş gelmiş. Yine New Jersey'ye, orada yaşıyordu. Bundan 1-2 yıl önce benim çektiğim videolardan birinde o zaman gittiğimde o anda tanışmıştım. Yani o anda göstermişlerdi bana. O çocuk, çocukla birebir tanışmadım ama ben sadece gördüm çocuğu. O çocuk arkadaşlar 16 yıl Türkiye'de adam öldürmekten hapis cezası var. Çocuk buraya gelmiş. Cezası onanmamış herhalde galiba. Onaylanmamış. Nasıl geldi, ne yaptı bilmiyorum. Büyük ihtimalle sınırdan yine yani. Bu adam Amerika'da da kaybedecek bir şey yok. Bu adam Amerika'da da size zarar verebilir. Bu konuda böyleydi. Beşinci basamağa gelelim. Beşinci kavramımız da arkadaşlar, net olarak söylüyorum, işler çok kötü. Artık Amerika'da Uber'de bir günde $800 yaptım. Uber'de
bir günde 1000 dolar yaptım. Ondan sonra Uber'de çalışarak 2 günde iPhone 13 15 Pro Max aldım. Artık Uber'de çalışarak iPhone 16 Pro Max alamayız arkadaşlar. DoorDash yaparak geçiminizi sağlayamazsınız. Lyft yaparak maalesef hayat dostlar vallahi gitmiyor. İşler şu an aşırı kötü arkadaşlar. Aşırı kötü. Hatta şöyle bir kavram söyleyeyim size. Tırcı arkadaşlarım var. Önceden tırcı arkadaşlarım bile güzel para kazanırken şimdi artık onlar da para kazanamıyorlar. Onların da gerçekten işleri bayağı düşmüş. Lyft Uber'i geçti piyasada ve Uber artık para kazandırmıyor. Lyft bir tık daha kazandırıyordu. Artık Lyft de kazandırmıyor. Çünkü neden? Onu söyleyeyim. Bakın her yer driver doldu. Her yer driver doldu. Bir gün size yine videomun birinde göstereceğim. Bir video çekerken rastgele AVM'nin parkında arabanın içinde uyuyan Uber'cileri, driver'ların hepsini göstereceğim arkadaşlar. Bu arada ben de yaklaşık Türkiye'ye gelmeden önce öyle yapıyordum. Arabanın içinde böyle işte iş yok. Bekliyorsun, iş olunca işte bakıyorsun harita yanarsa okey, yanmazsa ki zaten yanmıyor yani. Arkadaşlar harita yanmıyor. Harita yanmayınca biliyorsunuz hani önceden Uber yaparken haritayı gösteriyordum. Harita yanıyorsa oradan bonus veriyor ya. Harita yanmazken arkadaşlar bir yolcuyu 2 dolara taşıyorsunuz, 1 dolara taşıyorsunuz, 3 dolara yolcu taşıyorsunuz ve arabayı çalıştırdığınıza değmez. Arabanızın maliyeti, eskime, işte gaz maliyeti, arkadaşlar her şey var. Bu arabanın sigortası, sizin yemek maliyetiniz. En önemlisi arkadaşlar zamanınızı veriyorsunuz ama para kazanamıyorsunuz. Yani düşünün hani biz buraya ne için geldik? Şöyle söyleyeyim. Bana şimdi kimse masal anlatmasın. Amerika'ya herkes dolar için geliyor, tamam mı? Okumak için de gelen var. Turistik olarak gelen de var. Ama gelen herkes bir nevi içinde para kazanma içgüdüsüyle geliyor arkadaşlar. Şimdi şunu düşünmek lazım. Size en başında söylediğim gibi. Neden hani bakın yine psikolojik sebebe itiyor beni bu durum? Çünkü para kazanamıyorum. Ya elimde yapabileceğim başka iş yok. İşsiziz. Uber yapıyoruz. Driver yani Uber şoförüyüz ve iş yok, para kazanamıyorsun. Ne yapacaksın? Mecbur psikolojik sebebe itiyor seni. Aylık masrafın var, ev kiran var, araba kiran var, araba taksitin var, işte yeme içmen var, üstüne elbise alıyorsun, cart curt, ne bileyim bir yere eğlenceye gidiyorsun. Minimum mesela benim aylık giderim arkadaşlar şu anda 3000 dolar, 3500 dolar falan minimum söylüyorum yani size bunu. Haftalık 1000 dolar Uber'de çıkıyordu, artık o da çıkmıyor. 1000 dolardan zaten 2 kere 3 kere benzin alsan 150 doların, 200 doların gidiyor, kaldı sana 800. Bunu sen aya vuracak olursan zaten 4000 doların üstüne çıkamıyorsun azami olarak. Bu durum maalesef arkadaşlar psikolojik sebepleri inanılmaz tetikliyor. Para kazanamıyorsun abi. Diyorsun ki ya ben burada yaşıyorum, annemden çalıyorum, babamdan çalıyorum, zamanımdan çalıyorum, kardeşlerimi görmüyorum, gençliğimden heba ediyorum ama diyorsun ki para kazanamıyorum. Ben ne yapacağım burada diyorsun bu sefer abi. Ne yapacağım yani hani ben niye buradayım diyorsun bu sefer. O yüzden söylüyorum videonun da ortasında dediğim gibi bu sınırdan gelen arkadaşlar benim buna dediğime takılmasın. Yani onlar pastadaki payın %2'sini çalabilen insanlar sadece. Geri kalan hani asla şey değil. Biz yani onlardan yakınmıyoruz. Hani bizim işimizi aldılar işte işsiz kaldık sınırdan geldiler işte işleri bitirdiler falan. Vs değil yani. Evet driver dolması şu yönden kötü oldu. Mesela örnek görüyorum Chicago'da çok fazla Kazak arkadaş var. Çok fazla Türkmen arkadaş var mesela. Bunların yanı sıra Indian arkadaşlar var. Azerbaycanlı arkadaşlar var. Türk arkadaşlar var. Kürt arkadaşlar var. Yani var oğlu var arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece mesela Chicago'da Türkler olmuş olsa veya Amerika'da Türkler olmuş olsa zaten piyasa yine aynı olur. Herkes işinde gücünde olur. Parasını kazanır. Herkes on numara işini yapar. Amerika'ya tekrar söylüyorum. Gelecekseniz eğer cebinizde lütfen parayla gelin. Önceden hani şunları duyuyordum. Abi ya gelirim. Hele bisikletle paket atarım. İşte bir nevi biraz da sokakta yaşarım. Ama ben yolumu bulurum. İnanın bana arkadaşlar şu anda sokağa düşersiniz. Hatta ölürsünüz. Amerika'daki yaşam. Bakın bu ilk defa bir videomla size. Gelmeyin demiyorum yine. Gelin ama bu sefer gerçekten temkinli gelin arkadaşlar. Sistem bayağı artık eskisinden kötü bir hale gelmeye başladı. Bu süreci Türkiye'ye gidip geldim biliyorsunuz. Yaklaşık bir 3-4 hafta önce. Türkiye'deyken gayet güzel zaman geçirdim. Bununla alakalı da videolar atacağım bundan sonraki videolarda. Türkiye'de gerçekten şarj oldum tekrardan ve Amerika'ya döndüm. Ailemi gördüm ve psikolojik sebeplerini aslında bütün bu süreçleri tekrardan atmış oldum. En büyük sebep zaten benim için 6. sebep yani arkadaşlar. Buydu. Türkiye'ye gidememek ve 6. sebebi başlık atacak olursak eğer bu da vatandaşlık süreçleri arkadaşlar. Amerika'daki yaşayan bütün gurbetçi arkadaşlarım beni çok iyi anlayacaktır bu konuda tekrardan.
Yani Türkiye'ye gidip gelebilmeniz için biliyorsunuz ki ya pasaportunuz ya vizeniz, yani Amerikan pasaportunuz ya da green kartınız olması gerekiyor. Bunu çözmek gerçekten kolay değil. Şöyle söyleyeyim size, Amerika bu ülkeye gelen, hangi vize türüyle geldiğin önemli değil, nasıl geldiğin, illegal gelmediğin süreç hariç, sana şöyle bir altın sandık veriyor. Diyor ki kardeş, bak bu altın sandığı sana veriyoruz ama bunun anahtarı yok. Bu anahtarı bulacaksın, o altın sandığı o zaman açabilirsin diyor arkadaşlar. O altın sandığın anahtarını bulmak da tamamen sizin vereceğiniz mücadele, sizin vereceğiniz emek, sizin çekeceğiniz sıkıntılar, saçlarınızı yolacağınız günler, ağlayacağınız günler. Size bunların hepsi baş gösteriyor maalesef. Altın sandığın anahtarlarını aramaya başlamanız size bayağı sorun yaratıyor arkadaşlar. Bu videoyu izleyen arkadaşlar anlayacaklardır. Anlayan arkadaşlar bir emojiye anahtar işareti bırakabilir mi? Onun yanında da bir kalp koyun hatta. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. O altın sandığın anahtarını inşallah bir gün en kısa zamanda elinize almanız dileğiyle. Allah'a şükürler olsun, ben onu aldım ve ailemi ziyaret ettim. Bu saymış olduğum bütün süreç vardı ya, 5 basamak. Hepsinden daha fazla zor ve depresifle itiyor arkadaşlar. Psikolojinizi bozuyorsunuz. Yapmadığınız şeyler yapıyorsunuz. Çok zorlanıyorsunuz arkadaşlar. Bu süreç o yüzden hiç kolay bir süreç değil. 6. basamağı Amerika'da vatandaşlık işlemleri gerçekten çok zor. 10-15 yıl süren arkadaşlar var. Çok zorlanan arkadaşlar var. 6-7 yıldır ailesini göremeyen arkadaşlarım var. İnşallah en kısa zamanda görürler. Bütün dualarım onlarla. Çünkü anne babaya kavuşmak, kardeşlere kavuşmak çok güzel bir duygu. Eğer bununla alakalı videomu merak ediyorsanız, aslında uzun bir YouTube videosu çekmiştim. İstanbul, Türkiye, işte sonra Konya, ailem, Cahçurt. Hani bununla alakalı bir video çekmiştim. Bu videoyu bu kamerayla çektim ve bu kamera bana hediyeydi ve bundan dolayı da ilk defa açtım paketinden ve Türkiye için kullanıyordum. Kamerayı dik kullanmışım ve tamamen video çekmeyi unutmuşum yani arkadaşlar. Şöyle, yani video çekmeyi unutmuşum derken, yani video çekmeyi genel olarak unutmuşum ve kamerayı yatay pozisyonda kullanacağım unutmuşum. Böyle bir acemilik yaptığım için o videoyu kurtarmaya çalışıyoruz şu an. O videoyu kesitler halinde sizlere sunacağım YouTube'a. Ama bununla alakalı bir reels paylaştım. 3 yıl sonra aileme nasıl kavuştum? Bu videoyu da gidip Instagram'dan izleyebilirsiniz. Instagram'dan beni takip etmiyorsanız lütfen takip etmeyi unutmayın. Bu video benim için çok önemli. Eski motivasyonuma tekrar dönmeye çalışıyorum. Eski videolarıma tekrar dönmeye çalışıyorum. Tekrar daha güzel videolarla karşınıza geleceğim inşallah arkadaşlar. İnşallah kış ayına doğru ailemi tekrar ziyaret edeceğim. Türkiye'ye gittiğimde tekrar inşallah görüşmek isteyen arkadaşlarla da görüşürüz. Dostlar, bu şekilde bir başka videoda tekrar sizinle görüşmek üzere. Lütfen videoyu beğendiyseniz, biliyorsunuz ki uzun zamandır video çekmiyorum. Lütfen videomun altına bir yorum yapın ve beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Farklı videolar çekmemi istiyorsanız, nasıl videolar bekliyorsunuz? Abi benimle alakalı neler merak ediyorsunuz şu an, neler yaptığımı? Nasıl videolar istiyorsanız hepsini yorumlara yazın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Pes etmek yok. Mücadeleye devam.